Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Adana kuşlarımızla dışarıya çıkardık. Evet. Arkadaşlar oyun kuşlarımızı da yemlerini verdim. Her zamanki gibi yine yağmur var arkadaşlar. Habire yağmur var, habire yağmur var. Kuşları şuraya saldık. Evet. Arkadaşlar kuşlarımızın bir tanesi yumurta yapmış adana kuşlarımızın. Şu erkeği arkadaşlar. Dişisi de şu siyah-beyaz olan. İkinci yumurtayı bıraktım arkadaşlar. Birinci yumurtayı ben şimdi adana kuşlarını bilmediğim için yumurtayı oraya yeni yapmışlar arkadaşlar. Fonu koymamalar rağmen kuşları yumurtayı yine fonun kenarına yapmışlardı. Fonunu çıkardım oradan arkadaşlar. İlk defa adana kuşu besliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle de. Evet. Arkadaşlar kanaryalarımız orada. Arkadaşlar adana kuşunun ikinci yumurtasını şurada bir kuşumuz tek bir yumurta yapmıştı, onun altına sürmüştüm, oradan alıp tekrardan yumurtasını geri bırakacağım arkadaşlar. Şöyle demişti, evet, yumurta şu arkadaşlar, şu adana kuşunun yumurtası, tek bir yumurta bırakmıştı, onu aldım arkadaşlar, geri yerine bırakacağım. Evet. Şöyle ikinci yumurtalarını da bırakayım arkadaşlar oraya. Evet. İkinci yumurtasını da oraya bıraktım. Yemedikten sonra geri yerlerine koyacağım. Dişi yumurtasına geldi arkadaşlar. Hayvanlar yemedikten sonra geri yerlerine koyacağım. Arkadaşlar şu karşı taraf var, tarlayı görüyorsunuz, orayı kiralayacağım inşallah. Oranın sahibiyle konuştuk, anlaşırsa orayı kiralayacağım komple, kuşlarımı oraya taşıyacağım, uçum kümesi oraya alacağım arkadaşlar. Şurada biraz sıkıntı oluyor, uçum kümesi orada arkadaşlar, şurada. Normalde ben orada yapıyordum, uçuyorum şunu. Yağmurdan dolayı arkadaşlar 3 aydır hemen hemen her gün yağmur yağıyor arkadaşlar. Yağmur burada bir türlü durmuyor. Belçika'nın en soğuk yerinde kalıyorum. Adana kuşlarını da orada uçurmuyorum arkadaşlar. Daha önce uçurdum. Birkaç videolarım var. Eskileri bakarsanız eski videolarıma. Adana kuşlarını indirdiğim zaman, parlattığım zaman direkt kendini çatıya atıyorlardı hayvanlar. Ev yakın olduğu için direkt çatıya atıyorlar buraya.
Hani göze hoş gelmeyen bir durum arkadaşlar. Ben sevmiyorum. Çatıya attım kendimi. Oyun kuşlarım da keza aynı. Yavrular haliyle kendini çatıya atıyorlar. Yakın olduğu için. Tabii alışıyorlar. Alıştıktan sonra çatıdan vazgeçiyorlar da. İki ay arkadaşlar beni uğraştırıyor. İki ay beni uğraştırıyor kuşlar. Hani çatıdan uzaklaştırabilmem için en az iki ay beni uğraştırıyor. Ben uğraşacak zamanım yok. Çünkü çalışan bir insanım. Sabah saat 6'da kalkarım. Saat 7.30-8 gibi iş başı yaparım. Akşam 6'da eve 6-7 gibi eve dönüyorum arkadaşlar. Zamanım olmuyor. Eve geldiğim zaman karanlık çöküyor. Onun için Şubat ayında inşallah hepsini uçuracağım. Ha şayet şurası şu tarla müsait olursa alırsak orada uçururum. Benim 2 gün iznim var. Kuşları hazırlarım, orada uçururum. Yavaş yavaş orada uçurmaya başlarım. Yavaş yavaş teke düşene kadar, bel kırana kadar uçuracağım inşallah. Şöyle öyle arkadaşlar. Dediğimiz gibi ikinci yumurtasında kadar kuşumuz. Arkadaşlar bilgisi olan varsa bana yardımcı olurlarsa sevinirim. Yumurtalar bu şekilde mi kalacak arkadaşlar? Fonlu koymaya gerek var mı? Bir şey koymaya gerek var mı? Onu bilmiyorum. Adana besleyen arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim. Maratonun kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.